nüks veya persistan dediğimiz vakalardır. Yani bir ameliyattan sonra kalsiyum değeri yüksek kalıyorsa o zaman inatçı yani persistan hiperparoiden bahsedilir. Ya da 6 ay düşer normal seyreder 6 aydan sonra yükselmeye başlar. O zaman da nüks dediğimiz tekrarlayan hiperparatoiden bahsederiz. Bunları etkilen önemli faktörler ikinci bir adenomun varlığıdır. Yani bir bez vardır çıkarılmıştır hastalıkta ama ikinci bir adenom vardır. Bu görüntüsel olarak tanısı konmamıştır. Çünkü diğer bez çok aşırı salgıladığı için bunu maskelemiştir. Birinci neden budur. Ya da dört bez hastalığıdır. Yani dört bezin birden hiperplazi dediğimiz durumdadır. Yetersiz cerrahi olmuştur. Budur. İkincisi deneyimsiz cerrahlar bunun nedeni olabilir. Yani hastalıklı bez diye çıkarılmaması veya bulunamaması gibi durumlarda karşılaşabiliriz. Veya bunu etkileyen metabolik diğer bir takım sebepler vardır ki bunlar da hiperparatüroidiye yol açabilir. Bu hallerde bunu görebiliriz. Üçüncü bir nokta ise ektopik yerleşimdir. Yani bu hastalıkta boyunda olmayıp da göğüs kafesinin içerisine yer alabilir. Açılır, bulunamaz veya çıkarılan bezin dışında ikinci bir bez vardır. O da örneğin göğüs kafesi içerisindedir. Yani sternumun arkasındadır veya bronşların yanındadır. Veya boyunda tamamen apayrı inmemiş olarak, embriyolojik olarak bir kalıntı olarak kalmıştır. Veya şah damarın arkasında çok daha geri planlardadır. Bu da ancak daha sonraki ameliyatlar olur. Paratiroid cerrahisinde her zaman vazgeçmemek gerekir. Kademeli bir cerrahi de yapılabilir. Yani önemli olan, burada bir Churchill'in sözü çok önemlidir. Önemli olan savaşı kaybetmek değil. Muharebeyi kaybedebiliriz ama sonunda savaşı kazanmanız gerekir. Bunda da başarısız bir cerrahiden sonra iyi bir lokalize ise lokalize edersiniz ve hastalıklı bezi çıkarırsınız ve hastalık sağlığa kavuşabilir.